Ege'de, farklı yaşamlarda, kılavuz programı bu hafta Karadeniz Ereğli'de. Çayırım çayırım kuş oldum uça, çayırım kuş oldum uça. Oy çayırım çayırım da kuş oldum uça, çayırım kuş oldum uça. Buldur ki sevdalardan da bu sene, kaçayırım bu sene, kaçayırım bu sene. Buldur ki sevdalardan da bu sene, kaçayırım bu sene, kaçayırım bu sene. Karadeniz Ereğli Belediye Başkanımız Sayın Halil Postbik'le birlikteyiz. Merhabalar başkanım. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrardan. Karadeniz Ereğli'yi Belediye Başkanımız Halil Postbik'ten tanıyalım. Evet, sizleri ve bizi izleyenleri sevgi, barış, dostluk duygularımla selamlıyorum. Karadeniz Ereğli'yi az evvel selamlamada da ifade ettiğim gibi sevginin, barışın, dostluğun var olduğu bir kenttir. Geçmişe döndüğümüz takdirde milattan önce 4000 yıllara kadar gidebiliriz. En önemli özelliği Karadeniz kıyısında tabii bir limanı olduğu için bu kent sürekli olarak ticaretin geliştiği, ticaret yapılan metropol bir kent haline gelmiş. Özellikle Karadeniz'in azgın sularından kaçan gemiler dalgalarda, kış aylarında, fırtınalarda hep bu limana sığınmışlar. Sürekli ticaret olmuş Karadeniz Ereğli'de. Metropol kent olmuş. Dolayısıyla zaman içerisinde kendi parasını kendi basar hale gelmiş. Ve gelişmişlik bakımından da milattan önceki yıllarda da çok iyi noktalarda. Yükledim kıratıma, torunlar tamasın iyi. Yükledim kıratıma, torunlar tamasın iyi. Nereden öğrendim yarim, adam aldamasın iyi. Yükledim kıratıma, yata bütün tayları. Sayar mısın sevdiğim benim gibi? Sayar mısın sevdiğim benim gibi? Geçmişe baktığımızda Herkül'ün ziyaret ettiği kentlerden birisidir Karadeniz Ereğli. Yine rivayete göre Cihanam Azı Mağaraları diye Karadeniz Ereğli'de bulunan mağaraya kralın ricası üzerine geliyor, ölüler diyarına giriyor ve burada üç başlı köpeği Kerberos'u yakalama emri verildiği için üç başlı köpeği yakalıyor Kerberos'u, kralın önüne getiriyor. Kral bu canavardan son derece korkuyor ve al bunu tekrar yerine götür diyor. Herkül tekrar Cehennem Ağzı mağaralarına, ölüler diyarına bu köpeğe getiriyor. Bugün dış ülkelerden ve iç turizm bakımından en çok Türkiye'de ziyaret edilen mağaralardan birisidir Cehennem Ağzı mağaraları. Vesik olarak şunu sunabilirim. İstanbul'un Rumeli Hisarı'nın bütün taşları ve ahşap bölümleri buradan gittiği için Fatih Sultan Mehmet Han zamanında fermanla Karadeniz Ereğli'ye 8 tane çınar ağacı dikiliyor. Bu çınar ağaçları hala Karadeniz Ereğli'de yaşatılıyor ve bunların 500 yıllık bir geçmişi var. Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından anıt ağacı olarak koruma altında tutuluyor.
deniz kenarındaki bir kent olarak, yeşillik olarak son derece önemli doğal güzelliklere sahip olan bir kenttir. Özellikle zaman içerisinde yaptığımız sahil boyu gezileri de sahil boyu alanları da bütün insanların büyük ilgisini çekmektedir. Selim'in diğer önemli bir yanı da 1829 yılında Uzun Mehmet, herkesin bildiği, askerlik yaparken ellerine bir siyah taş veriyorlar ve bunu memleketinizde bulduğunuz takdirde ocağa atın, kızarıp nar gibi yandığı takdirde bize haber verin, çok önemli ülkemiz için diyorlar ve ilk kömür 1829 yılında Uzun Mehmet tarafından hemen bizim mahallemiz olan Kestaneci Mahallesi'nde bulunuyor ve Zonguldak bir enerji üssü oluyor. Gömür gözüm sende sevdan arar, şirin sözüm sende vefan arar, sevmişim ya yüreğim ona yanar, yüreğim ona yanar. Yine Karadeniz Eril'de yaşadığımız bölgede en büyük gelişme, bir balıkçı kasabasıyken 8 bin nüfuslu bir kentken birdenbire 1960 yılında dönemin hükümeti Karadeniz Ereğli'de hem stratejik yönden hem de ulaşım yönden çok uygun olması bakımından Ereğli Demir-Çelik Fabrikaları kurulmaya karar veriliyor. Amerikan firmalarıyla yapılan ortaklık neticesinde, devletin yaptığı ortaklık neticesinde Karadeniz Ereğli'de 60'lı yıllarda Demir-Çelik Fabrikalarının kurulmuş çalışmalarına başlanılıyor. Demir-Çelik Fabrikası ile birlikte hemen yanı başına tersaneler kuruluyor. Türkiye'nin en büyük tersaneleri, 10 tane tersanemiz var. Demir-Çelik'ten üretilen saç da gemiler, yatlar bu bölgede imal ediliyor ve yapılan yatlar ve romorkler İsveç, İspanya, Amerika, Fransa gibi birçok ülkelere ihraç ediliyor. Olarak yaptığınız 61 tane ilin sosyal, ekonomik, kültürel ve sayısal yönde önünde ilçe olarak Karadeniz Ereğli. Yine Karadeniz Ereğli gelişmişlik düzeyi bakımından da sıralamaya koyduğunuzda Türkiye'de 32. sırada geliyor ekonomik ve sosyal açıdan, kültürel açıdan baktığınızda 32. sırada geliyor. Yani bunlar son derece önemli değerler. 1994 yılında belediye başkanı oldum. Daha da önemlisi şunu söylemem lazım. 1971 yılında okuldan mezun oldum, üniversiteden inşaat mühendisi olarak mezun oldum. Ereğli'ye geldiğimin ertesi gün bu içinde bulunduğumuz belediyede, bugün başkanlığını yaptığım belediyede belediye fen işleri müdürü olarak göreve başladım ve devletten ilk maaşımı bu belediyede aldım. Ve 1994 senesinde de aradan yıllar geçtikten sonra bu belediyenin başkanı seçildim. Cumhuriyet Halk Parti Gençlik Kolları Başkanlığı yaptım 70'li yıllarda. Çok faal hareketlerin içerisinde oldum. Aynı zamanda Karadeniz Ereğli'de siyasetle birlikte Atatürkçü Düşünce Derneği'nin bir ilçede ilk defa kuruluşunu gerçekleştirdim. O yıllarda Atatürkçü Düşünce Derneği sadece illerde yapılandırılıyor idi. Ama o yıllarda Genel Başkan Kolonka'ya buraya geldiğinde Karadeniz Ereğli il düzeyini geçmiş dedi ve bana görev verdi. Atatürkçü Düşünce Derneği'ni ilk defa bir ilçede yapılandıralım dedi ve Karadeniz Ereğli'de ilk Atatürkçü Düşünce Derneği'ni bir ilçede kurma onurunu yaşadım.
Canlı çıktı boğazından. Niye düştün düz tarlaya? Tut elimde, kalk gidelim, oy gidelim sigaraya. Tut elimden, kalk gidelim, oy gidelim sigaraya. Nani na dido, dido anam dido, dido babam dido, dido nani na. 1994 yılında belediyeye geldiğimde, göreve başladığımda Karadeniz Erdeği'nin en büyük sıkıntısı su sıkıntısıydı. Çok şükür bu sıkıntıyı tamamen ortadan kaldırdık. Altyapıyı tamamen değiştirdim. Kanalizasyon sistemini deşarj sistemiyle veriyoruz. Hiçbir problemimiz yok. Su da kanalizasyonda %100 başarılıyız. Sadece bu yıl 4000 ton asfalt döktüm. Parke, istinat duvarı gibi tüm problemleri Karadeniz Erdeği'nin halledilmiş vaziyette. Ve en büyük hedefim işsizliğin belini tamamen kırmak için bu bölgelerde gemiçelik fabrikalarından üretilen saçtan imal edilen vana, radyatör panel, teneke kutu, boru, soba, saç gibi emtiaları bu otellerde yapmak. Bu geniş alanlarda, yeni aldığımız köylerde yapmak. Çünkü halen daha enteresandır. Karadeniz Erdeği'nde saç üretiliyor. Kayseri'den veya Antep'ten geliyorlar, buradan saçı alıyorlar, navlun ödüyorlar. Antep'e götürüp soba imal ediyorlar. Tekrar navlun verip Erdeği'ye gönderip, Zonguldak'a gönderip burada bize satıyorlar. Halbuki bu sobanın burada üretilmesi gerekir diye düşünüyoruz. Demek ki demir-çelik fabrikaları yapılmış ama yan sanayi tam olarak düşünülememiş. Halen daha Karadeniz Erdeği'nde bir otomobil fabrikasının olmayışı, saç fabrikalarının burada olmasına rağmen bir eksiklik olarak görüyorum. Yan sanayinin tam gelişmemiş noktasında olmasını görüyorum. Bu anlamda yeni köyleri Karadeniz Erdeği'ye katmak suretiyle buralarda yapacağımız atölyelerde saçtan imal edilen, az evvel de saydığım gibi soba gibi, boru profil gibi atölyeleri açmak ve buna devletten sektörel teşvik almak. Ki bu noktada bakanlıklarla yaptığımız görüşmelerde müsbet neticeler aldık. Demir-çelik de sacı bu bölgede satacağı için bu çalışmalarımıza büyük bir destek veriyor ve teşvik veriyor. Bunları gerçekleştirdiğimiz takdirde Karadeniz Erdeği'nde tamamen olayı bitirmiş olacağımıza inanıyorum. Türkiye'nin en büyük festivalini, hatta Avrupa'nın sayısal yönden en büyük festivallerini, alanlarda 1 milyon kişinin toplandığı Sevgi Barış Dostluk Festivali'ni yapıyoruz. Burada sosyal, kültürel ve aynı zamanda sanatçı, meşhur sanatçıların gelmesi açısından Türkiye'ye bir vizyon kazandırıyoruz. Ve insanlar son derece mutlu oluyor. Ayrıca Hamsi Festivali yapıyoruz. 2002 yılında 2002 metre uzunluğunda yaptığımız mangalla şu anda dünya rekoru bizde. Bu Peru'daydı daha önce. 682 metre uzunluğunda mangalda yapmışlardı, et pişmişlerdi. Guinness Rekorlar kitabına müracaat ettik. Bu 682 metrelik rekoru kırmak istiyoruz dedik. Anlaşmalarımızı imzaladık ve 2002 metre uzunluğunda mangal 15 ton hamsi, 15 ton mangal kömürü, 300 çuval soğan niye? Hamsinin yanında yumruğu vurup cücüğüyle beraber soğanı hamsiyle birlikte yiyeceksin. En büyük lezzet orada. Aynı zamanda helva değişmez bir yiyecek. Onlarla birlikte 2002 yılında Guinness Rekorlar kitabından gelen yöneticiler, top mühendisleri ölçümleri yapmak üzere yerel ve ulusal basının gözetiminde dünya rekorunu kırdık ve Guinness Rekorlar kitabına girdik. Ve istedi uşaklar, kürekler yavaşlıya, hazırladın aları, hayanlaştık hamsiye. Ve istedi uşaklar, kürekler yavaşlıya, hazırladın aları, hayanlaştık hamsiye. Sokulduk biraz daha, tamam yanına girdik. Aları yavaş yavaş, iki baştan endürdük. Sokulduk biraz daha, tamam yanına girdik. Aları yavaş yavaş, iki baştan endürdük. Denizlerin kralı, sofraların tacısın.
senden başka büyük yok. Her şey bu arada Türkiye'de çok önemli bir olaya imza atmaya çalışıyoruz. Bir örnek olarak Cumhuriyet Halk Evleri'ni yapmaya başladık. Projeyi geliştirmek için birçok beyinlerden görüş aldık ve projeyi de biz hazırladık. Burada bir sağlık ocağı, gariban bir mahallede, daha doğrusu geri kalmış denilen vatandaş, asgari ücretle geçinen vatandaşların yaşadığı bölgede bunu yapıyoruz. Orada bir sağlık ocağı, onun yanında müzik kursları veren, kaynak kursları veren bölümler, onun yanında o mahallenin spor kulübü, sporla ilgili formalarıyla birlikte spor yapacak gençlerin bir araya geldiği, buluştuğu bir yer. Satranç oynama bölümleri. Ayrıca yine muhtarın yeri, bir görevli yeri, üstünde kreş, hanımların çok amaçlı salonu ve bir kütüphane, sürekli olarak kiralık evlere ücretsiz olarak kitap veren, okumaya yönlendiren. Bunlar alan yemyeşil, kapalı, üstte kapalı bir alanda gelenek vardır buralarda. Nişan, söz gibi olaylarda vatandaşlar bir araya gelip burada nişanlarını, sözlerini ücretsiz olarak yapacaklar. Bir basketbol sahası, küçük bir hayvanat bahçesi ve fitness aletleri, çocuk bahçeleri, kadınlarımız jimnastik yapabilsin diye bir kompleks ve bu kompleksi o mahallenin gençleri yönetecek. Belediyeyle alakası olmayacak. Yönetim onlar da, hizmet veren onlar, karar veren onlar, kaynak kurslarını devam ettiren, bilgisayar kurslarını devam ettiren o gençler, yönetenler genç, o mahallenin gençleri ve bir bölümde de eşi ölmüş, evine, bütçesine para getiremeyen insanlara börek yapmak için tezgahlar, tarhana yapıp satmak için, turşu yapıp satmak için tezgahlar, hiçbir ücret almaksızın orada sattıklarını evinin bütçelerine getirebilmeleri için ayırdığımız bölümler. Bu projemizi 1,5 ay sonra falan açacağız. Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Gürsel Tekin de bu Cumhuriyet Halk Evleri'ne çok önemsiyor. Birkaç kez kendisiyle görüştük, onun da fikirleri oldu. Ve Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partili belediyelere örnek olacak bir sisteme ilk adımını atıyoruz. Bunu burada gerçekleştirdikten sonra 31 tane mahallemiz var. 31 mahallede bu sistemi geliştirmeye başlayacağız. Ama bunu özenle yapıyoruz ki bu bir örnek olacak. Bu örnek bütün Türkiye'ye yayılacağına bütün kalbimle inanıyorum. Finansal hareketlilik her sektöre yansır. Antik dönemden beri donanması ve gemi yapımıyla bilinen Ereğli, çeliğe kavuşmasıyla ahşap tekne yapımından Türkiye'nin en büyük tonajlı gemilerinin üretimine geçer. Hollanda ve İngiltere gibi denizci ülkelere gemi ihraç eder. Demir çeliğin yan ürünleri de değerlendirilir. Erdemir'in cürufunu kullanan beton fabrikaları açılır. Ardından da hazır beton sanayi yükselir. Bugün çalışanı, onların eşleri ve çocuklarıyla büyük bir aile olan Erdemir, sanayi kenti kimliği kazanan Ereğli'nin her alanda destekçisidir. 1967 yılında ilçeye Erdemir Spor'u armağan eder. Kültürel ve tarihi projeler içerisinde yer alır. Sürekli gelişen Ereğli, geçmişindeki değerlerini de ihmal etmez. Bir zamanlar inanılmaz kokusu ve özel tadıyla padişah sofralarını taçlandıran Osmanlı çileğini ülkeye tekrar kazandırma girişimleri özenle sürmektedir. Yüzyıllardır elpek beziyle yöre insanının ihtiyacını karşılamış, bir dönem Osmanlı donanmasına yelken bezi üretmiş olan keten dokumacılığı bugün yeniden canlandırılmıştır.
Herakles'le başlayıp Erdemir'le geleceğe uzanan serüveni var Ereğli'nin. Zengin geçmişi, eşsiz coğrafyası, unutulmaz kişilikleriyle ülke tarihinin en önemli yerlerindendir. İşgalden kurtulmuş, Cumhuriyet çağdaşlığında öncülük yapmış, sürekli gelişmiştir. Küçük bir sahil kasabasıyken Erdemir sayesinde ülkenin en önemli sanayi merkezlerinden biri olmuş, son yıllarda kalkıştığı turizm atağıyla da kültürel merkezlerden biri olmaya adaydır. Uzun Mehmet'in Ereğlisi çok yol aldı. Sanayisiyle, kültürüyle, halkıyla, Erdemir'le geleceğe umutla bakıyor Karadeniz Ereğli. 2500 yıllık serüven devam ediyor. Dolaştık, gördük. Haftaya başka şehirde, başka yaşamlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sanma ki bu dünya...